Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğle saatlerinde Dicle Nehri'ne giren lise öğrencisi 4 arkadaştan 3'ü boğularak hayatını kaybetti, gençlerden biri yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Bağıvar mahallesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencisi 4 arkadaştan Enes Can, Osman Yetişkin ve Yunus Vural akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran diğer öğrenci çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, kıyı arama kurtarma çalışmaları için anda arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra su yüzeyine çıkan gençler vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. 3 arkadaş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın görgü tanıklarından Ahmet Balta, balık tuttukları sırada saat 12.05'te bir kişinin bağırma sesini duyduklarını söyledi. Gittiklerinde 3 arkadaşın suyun ortasında birbirine sarılmış vaziyette olduğunu belirten Balta, bir baktık dibe battılar bir daha göremedik. Diğer arkadaşı çıkartıp yanıma getirdik. Okulda okuyorlarmış, öğrencilermiş. Gençlerin sesi geliyordu, dedi. Yatılı okuldan izin alıp çıkmışlar. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri çıkarılan 3 lise öğrencisinin kimlikleri belli oldu. Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ne il dışından gelerek yatılı okuyan 10. sınıf öğrencileri Osman Yetişkin, Enes Can ve Yunus Vural'ın okuldan çarşı izni alarak dışarı çıktıkları ortaya çıktı. Otopsi işlemlerinin ardından Enes Can'ın Şırnak'ta, Osman Yetişkin'in Silvan ilçesinde, Yunus Vural'ın ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.